haftanın kitabı Merhaba ben Ayla Yılmaz. Haftanın kitabında bugün size Abbas Sayar'ın Yılkı Atı adlı kitabından bahsedeceğim. Yılkı Atı sadece 112 sayfalık incecik bir roman olmasına karşın hikayesiyle asla unutamayacağınız bir roman. Romanımızın ana kahramanı kitabın adında da geçen Doru Kısrak adında yaşlı bir yılkı atı. Romana geçmeden önce yılkı kavramından birazcık bahsetmek istiyorum. Yılkı atı Anadolu'da hayat Atının çok büyük bir dönemini bir evin tabiri caizse evcil atı olarak geçirmiş ama yaşlanıp bir işe yaramamaya başlayınca sahibi tarafından doğaya bırakılan ya da daha açık ifadeyle terk edilen atlara verilen isimdir. Yani sahipleri artık bir işe yaramayan bu atların bakımını yapmak, beslemeleriyle uğraşmamak için atları doğaya ya da ormana salıverir. Eğer at hayatta kalmayı başarır ve kışı geçirirse, sahibi onu yeniden baharın gelmesiyle birlikte evine alabilir. İşte Abbas Sayır'ın Yılkı Atı romanında da böyle bir hikayeye benzer Doruk Isra'nın hikayesini dinliyoruz. Roman Orta Anadolu'da geçen bir köy öyküsüdür. İbrahim Efendi'nin vermek zorunda kaldığı bir kararla başlıyor. Bu karar gençliğinde çok yarış kazanmış. İbrahim Efendi'ye hem para hem de itibar kazandırmış atı Doruk Isra Yılkı'ya bırakmak kararıdır. Çünkü Doruk Isra yaşlanmış artık elden ayaktan düşmüştür ve hiçbir iş görememektedir. İbrahim Efendi çok ağır bir kışın yolda olduğunun, geçindirmesi gereken bir evinin ve beslemesi gereken çocuklarının yanında, ahırdaki öküzlerinin de yükünü düşünür ve ağır bir kış gelmekte ve doğru kısrak İbrahim Efendi için artık bir yükten başka bir şey değildir. Yani roman İbrahim Efendi'nin doğru Kısrağ'ın gelmekte olan bu ağır kışa karşı yazgısının ne olacağına karar verişiyle başlıyor. Kısacası Winter is Coming. Roman gücünü yazarın üslubunun yanı sıra çatışmasının gücünden de almakta ve ben romanın ana çatışmasının kışın gelişi olduğunu düşünüyorum. İbrahim Efendi önce can sonra canan düsturundan hareketle bir karar veriyor ve doğru kısra kendini bildiğinde bileli tanık olduğu ahır sıcaklığıyla mı hayatına devam edecek yoksa yaşlı bedeni ağır kış şartlarıyla karşılaşıp zafer mi kazanacak ya da yenilgiyle mi karşılaşacak işte tüm roman bu sorunun etrafında döner durur ve gelişir Romanın yazarı Abbas Sayar, Mehmet Abdülatif Bey ile İkbal Hanım'ın 8 çocuğundan biri olarak 1923'te Yozgat'ta doğuyor. Ortaokul ve lise yıllarında gittiği Yozgat Halk Evi hayatında ve edebi şahsiyetinde etkili olur. Yozgat Lisesi'ni bitirdikten sonra maddi imkansızlıklar yüzünden üniversite okuyamaz ama bir dönem öğretmenlik, iaşe memurluğu ve yedek subaylık yapar. Abbas Sayar'ın hayatının dönüm noktası olan olaylardan biri de evliliğidir. Hayrun Nisa nefesliyle yaptığı evlilik sayesinde iç güveysi olarak İstanbul'a taşınır ve o hep okumak istediği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümüne kaydını yaptırır. Ancak yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve biraz da gururuna yediremediği iç güveylik yüzünden fakültedeki eğitimini, eşini ve çocuğunu da bırakıp Yozgat'a döner. 19 1948'den ikinci evliliğini yaptığı 1989'a kadar düzenli bir hayatı da olmaz. Abbas Sayar, romanın ana karakterlerinden İbrahim Efendi'nin geçim sıkıntısıyla etik değerler arasında kalışını köy hayatının ekseninde çok gerçekçi şekilde anlatmaktadır. Bunu yaparken de yazar kendi hayat deneyimlerinden yola çıkmıştır. Yozgat'ta doğmuş, burada büyümüş ve uzun yıllar köyünde yaşamış Abbas Sayar Yozgat'a döndükten sonra bir müddet tarımla uğraşır. 1952 ile 70 yılları arasındaki hayatı Yozgat'la İstanbul arasında geçer. Bu mevzuyla ilgili iyi canım varmış hem Beyoğlu'na dayandım hem de İstanbul-Yozgat arasına demiştir kendisi. Tarım işinden elde ettiği gelirle ekonomik sıkıntılarını giderdi ve bir matbaaya ortak oldu. Bir müddet sonra Abbas Sayar matbaasını kurdu. Bir şekilde politika ile ilgilendi. Yozgat'ta Demokrat Parti'nin kurucuları arasında yer aldı. Partide hatiplik yaptı. Seçim kampanyalarına katıldı yılkıya bırakılan yaşlı at ilk zamanlarda evine geri dönüp ahıra girmek istese de yüzüne kapanmış kapılarla karşılaşınca bir müddet sonra vazgeçer ve kendisi için zor zamanlar başlar. Ahırın sıcaklığına alışan doruk ısrak zaman zaman soğukla, açlıkla hatta daha tehlikelisi kurtlarla savaşmak zorunda kalır. Yılka atları evcil hayvanlar olmalarına rağmen zamanla vahşileşen, özgür ve akıllı atlardır. Tek başına gezmekten ziyade içgüdüsel olarak toplu yaşama yönelip onar yirmişerli gruplara ayrılır ve kendilerine bir lider seçerler. Böylece yaşam mücadelerini birbirlerine tutunarak verirler. Abbas şiir de yazmıştır ve şairliğinin romanlarına yansıdığını da görürüz. Yazar yaptığı betimlemelerle doğayı ustalıkla tarif ederken monologlar ve kişileştirmelerle de metin okuru inanılmaz şekilde içine çeker. Öyle ki roman boyunca kendinizi bir atla %100 empati kurarken görürsünüz. O atın gezdiği yerleri hayalinizde çok rahat canlandırabilirsiniz ve onun için üzülür ya da sevinirsiniz ken bulursunuz kendinizi. Türkiye Yazarlar Sendikası, Edebiyatçılar Derneği Pen ve Türk Dil Kurumu üyeliklerinde bulunan Sayar yazı hayatına şiirle başlamış ancak romancılığı şairliğinin önüne geçmiştir. Yılkı atıyla 1971 TRT Sanat Ödülleri Başarı Ödülünü almıştır. Yazarlığın yanı sıra gazetecilik ve yayıncılık da yapmış Abbas Sayar'ı tanıyanlar kendisinin yoğun insan ve doğa sevgisiyle dolu, duygusal, iyi yürekli, merhametli, disipline gelmeyen, özgürlüğüne düşkün bir insan olduğundan bahseder ki edebiyatında da bu değerlere ait şeylere sık sık rastlarız. Sevgili dinleyiciler nasıl akıp gittiğini bilemediğiniz yılkı atını okumanızı içtenlikle tavsiye ediyorum. Bu kitabı okuduktan sonra bir daha unutamayacağınızın da teminatını veriyorum. Abbas Sayar 1988'de tatil yapmak için gitti Ayvalık'ta. Ayvalık Lisesi Edebiyat Öğretmeni Hanife Ender Atabek'le tanışır ve Hanife Ender Bey'in Abbas Sayar'la okulun gazetesi adına yaptığı edebi söyleşi onları evliliğe kadar götürdü. Abbas Sayar 1989 yılında ikinci evliliğini yaptı ve ömrünün sonuna kadar yaşayacağı Ayvalı'a yerleşti. Bir yaz gecesi Ayvalık'taki evinde gece yarısı beyin kanaması geçirdi ve 12 Ağustos 1999'da aramızdan ayrıldı. Gülten Akın sanatçının ölümünün ardından Abbas Sayar yerel kültürle genel kültürü yazdıklarında birleştirebilmiş değerli bir yazın adamı olmuştur. Sadece Yılkı Atı'nı yazmış olsaydı onu yine çok değerli bulacaktım. Çok üzgünüm bir yazarı ve hemşehrimi kaybettim demiştir. Abbas Sayır'ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Hayatında belki yılkı kelimesini bile duymamış insanlara bir atın neler yaşayabileceği hatta hissedebileceğini öğreterek insanlığın yüreğine bir miras bırakmıştır. Ben Ayla Yılmaz haftanın kitabında Abbas Sayır'ın yılkı atıyla karşınızdaydım. Önümüzdeki hafta yeni bir kitapla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.